Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir oyun bilgisayarı incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz ülkemizde oyun bilgisayarı denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi de şüphesiz Excalibur. Excalibur'un aslında pek çok modeli var. Fakat bugün elimizin altında tuttuğumuz cihaz tam anlamıyla bir performans canavarı diyebiliriz. Peki Excalibur G900 modeli bize neler sunuyor? Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan incelememize başlayalım arkadaşlar. Ben öncelikli olarak bu bilgisayarın tasarımıyla incelememize başlamak istiyorum. Bir kere Excalibur'un G900 modeli gerçekten çok şık hatlara sahip. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bazı yerlerde metal çerçeveler, metal kesimler kullanılmış. Gerçekten bu bilgisayarın çok hoş görünmesini sağlıyor arkadaşlar. Bir de burada benim değinmek istediğim özel bir nokta var. O da bilgisayarın inceliği. Normal şartlarda Nvidia RTX 3060 ve üzeri ekran kartlarına sahip modellerde 25 mm ve üzeri kalınlıklar oluyor arkadaşlar. Fakat Excalibur G900 serisinde eğer RTX 3060 olan bir modeli seçerseniz 21.4 mm incelikle geliyor. RTX 3070 ya da 3080 ekran kartına sahip bir model seçtiğinizde ise 24.4 mm bir incelikle geliyor ki bu bence çok önemli bir nüans. Biliyorsunuz genelde günümüzde oyun bilgisayarları hayli kalın oluyor arkadaşlar. Bu da beraberinde bazı dezavantajları getiriyor. Nedir? Ben bu bilgisayarı alıp mesela ne bileyim bir kafeye gitmek istesem çok kalın olduğundan hani dışarıda böyle çok hoş gözükmüyor. Fakat Excalibur bunu kesinlikle aşmış diyebiliriz. Gerçekten çok ince bir tasarıma sahip. Hatta şunu söyleyebilirim sizlere. Örneğin bizim bu incelediğimiz bilgisayarda RTX 3080 ekran kartı bulunuyor. RTX 3080 taşıyan bir laptop olarak Türkiye'nin en ince oyun performans bilgisayarlarından biri diyebilirim Excalibur G900 modeli için. Şimdi arkadaşlar ekranı ilk olarak açtığımızda bir kere şu altın renginde şeritler dikkatimizi çekiyor. Bu altın rengindeki şeritler klavye bölümünde de karşımıza çıkıyor ki touchpad'in etrafı da yine bu altın rengindeki şeritle kaplanmış. Bu gayet hoş duruyor. Özellikle RGB klavye ile birlikte bu renk tasarımının gerçekten çok hoş gözüktüğünü söyleyebilirim sizlere. Power butonu tam olarak klavyenin böyle orta üst seviyesine yerleştirilmiş ve Excalibur'un simgesi haline gören bir üçgen olarak karşımıza çıkıyor. Ben bilgisayarın genel itibariyle dış tasarımını çok beğendim arkadaşlar. Özellikle yan çerçevelerin ince olması, bu alt kısımlara bile yani şu köşelere bile LED şeritler yerleştirilmesi gerçekten çok ince düşünülmüş. Hani ben şu bugüne kadar pek çok oyun bilgisayarı inceledim. Fakat bu köşelerde çok fazla böyle LED ışıklandırmaya vesaire rastlamamıştım. Gerçekten Excalibur buradaki bu ışıklandırmaları çok güzel yerleştirmiş ve çok hoşuma gitti benim gerçekten. Özellikle bu bilgisayarla gece falan oyun oynadığınızda arkadaşlar bu ışıklandırmaların çok hoş durduğunu da sizlere belirtmem gerekiyor. Klavyeden değinmişken şunu da söyleyeyim sizlere. 3 bölgeye ayrılmış ve 65.026 renk veren bir RGB klavyeden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla öyle hani vasat bir klavye koymamış Casper. Gerçekten kaliteli bir RGB klavye yerleştirmiş panele. Şimdi tasarım bu şekilde arkadaşlar. Tasarım olarak Excalibur G900'ün gerçekten sınıfı geçen bir modeli olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim cihazımızın teknik özelliklerine. Teknik özellikler bazında baktığımız zaman hani özellikle piyasadaki laptoplar içerisinde çok ayrı bir yere sahip olduğunu siz de göreceksiniz. Tabii bize gelen model mesela RTX 3080 ekran kartıyla geliyor. Fakat siz bunu Casper'ın kendi sitesinde farklı donanım seçenekleriyle de satın alabilirsiniz. Atıyorum RTX 3080 yerine 3060 ya da 3070 koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin beklentilerinize kalmış. Bizim incelediğimiz bu cihazda 64 GB DDR4 RAM bulunuyor arkadaşlar. İşlemci tarafında ise Intel'in en yeni mobil platformdaki 8 çekirdekli 11. nesil Tiger Lake Core i7-11800H işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci bildiğiniz üzere zaten özelleştirilmiş bir işlemci. Ne demek? Bunun içerisinde zaten Iris ekran kartı var biliyorsunuz arkadaşlar ki bu ekran kartının da performansı hayli yüksek. Lakin bu bir oyun bilgisayarı olduğu için harici ekran kartı zaten zorunluluk diyebiliriz. Burada Casper'da ne yapmış? Nvidia logosu taşıyan RTX ekran kartlarını tercih etmiş. Dediğim gibi az önce de belirttiğim üzere Casper'ın sitesine girerek 3060, 3070, 3080 hangisini isterseniz, hangisini dilerseniz seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca RAM'i de atıyorum 64 GB bana çok fazla geliyor derseniz 32 GB'lık
RAM opsiyonu ya da ne bileyim 16 GB'lık RAM opsiyonunu da seçebilirsiniz. Bunu da size yeri gelmişken belirtmiş olalım. Gelelim arkadaşlar ekranımıza. Burada 144 Hz'lik 15.6 inçlik Full HD IPS bir ekran söz konusu. Özellikle yenileme hızının 144 Hz olması biz oyuncular için çok önemli. Neden? Biliyorsunuz oyunlarda akıcılığın temel unsurlarından birisi de ekran arkadaşlar. Yani ekran kartınız, işlemciniz, RAM'iniz ne kadar iyi olursa olsun ekranınız kötü olduktan sonra o oyundan alacağınız zevk de düşmüş oluyor. Dolayısıyla burada yenileme hızı, tazeleme hızı yüksek bir ekran kullanılması bizim için hayati bir önem arz ediyor. Çünkü özellikle böyle yarış oyunlarında, aksiyonun vesaire hızlı olduğu oyunlarda ekran akıcılığının bu oyuna ayak uydurması önemli bir unsur. 144 Hz'in aşağısında bir ekranla gelseydi, atıyorum 90 Hz, 60 Hz vesaire, o zaman oyuna ayak uydurmakta zorluk çekebilirdi. Takılmalar, donmalar, ne bileyim böyle yansımalar, yırtılmalar olabilirdi. Bu da ister istemez moral bozucu olurdu. Burada Casper 144 Hz'lik bir ekrana yer vermiş. Bu gayet yeterli ve oyun performansını, oyunu yaşamanızı sağlayacak bir unsur diyebiliriz. Bu kadar güçlü bir bilgisayarın tabii soğutma sistemi nasıl diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Casper burada akıllı turbo termal fan teknolojisine yer vermiş. Bu ne demek? Zaten bilgisayar kendi ısınmaya başladığı zaman fanlar otomatikman ona göre hızını ayarlıyor ve bilgisayarı soğutuyor. Gerçekten soğutma sistemi konusunda G900'ün rakiplerine oranla hayli önde olduğunu söyleyebilirim. Fan sesinin de öyle rahatsız edici olmadığını belirtmem gerekiyor. Özellikle oyun oynarken falan fan sesini çok fazla hissetmiyorsunuz. Zaten oyun oynarken genelde kulaklıklar vesaire olduğu için arkadaşlar hani bilgisayarın ne kadar ses çıkardığı ses çıkarmadığı da sizi çok fazla ilgilendirmiyor açıkçası. Öte yandan şunu soracak olabilirsiniz. Ya bilgisayar hani ısındığında vesaire klavyede tuşlara bastığımız yerde bir rahatsızlık hissi oluşuyor mu? Oluşmuyor. Gayet serin tutmayı başarıyor Casper bu bilgisayarı. Dolayısıyla hani aklınızda bilgisayar çok ısınır mı vesaire gibi sorular varsa çok fazla ısınmadığını, soğutma sisteminin de gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bu bilgisayarla biz birkaç tane oyunu da test ettik arkadaşlar. Günün sonunda bu bir oyun bilgisayarı. Dolayısıyla hangi oyunda nasıl bir performans verdiğinde merak ediyor olabilirsiniz. Testleri gerçekleştirdiğimiz oyunlarda ultra ayarlara çektik ve ekran çözünürlüğümüzde 1080p olarak ayarladık. Neden? Çünkü monitörümüz 1080p. Evet arkadaşlar, ilk test ettiğimiz oyun Call of Duty Cold War oyunuydu. Bu oyunda 90 FPS almayı başardık. Maksimumda 63-64 dereceyi gördü ekran kartı. Ortalama olaraksa 59 derecelerde seyrediyordu. 1080p çözünürlükte ultra ayarlarda Call of Duty War'da son derece akıcı bir oyun deneyimi elde ettik. Diğer test ettiğimiz oyun Assassin's Creed serisinin son yapımı olan Valhalla'ydı. Valhalla'da genel olarak 54 derece 55 derece civarında seyretti ekran kartımız arkadaşlar. 65 FPS aldık. Yer yer bu FPS oranı 68-69'a kadar da çıktı ama ortalama olarak 65 FPS aldığımızı söyleyebilirim sizlere. Üçüncü olarak test ettiğimiz oyun ise Red Dead Redemption 2 idi arkadaşlar. Biliyorsunuz Rockstar Games'in imzasını taşıyan bir yapım. 84 FPS aldık bu oyunda ortalama olarak. Hatta yer yer 90 FPS'in üzerine de çıkmıştık. Genel sıcaklığımız ise 64 dereceler civarındaydı. Son test ettiğimiz oyun ise Death Stranding oldu. Death Stranding'de FPS oranımız bir hayli yüksekti. Ortalama 160 FPS'leri falan gördük. Hatta yer yer 170-175 FPS'e kadar çıktı oyun. Dolayısıyla takılma, donma vesaire zaten olmuyor arkadaşlar. Bu ekran kartında o tarz şeylerden korkmanıza gerek yok. Pek çok oyunu da yüksek ayarlarda oynayabildiğinizi hatırlatmak istiyorum sizlere. Zaten biz test ettiğimiz oyunların hepsinde ultra ayarları açtık. Yani grafik, grafik hepsine varsa hepsini fullledik. Dolayısıyla hepsini ultra ayarları çektiğimizde bile gördüğünüz üzere FPS oranlarını vesaire gayet akıcı, serin bir oyun deneyimi sunuyor bu bilgisayar bizlere. Tabii ki günün sonunda bu bir oyun bilgisayarı arkadaşlar. Dolayısıyla prize takmadan kullandığınızda oyun tarafındaki verimi düşebiliyor. Bunu göz ardı etmemenizi tavsiye ediyorum. Prizden çekip ben bununla kaç saat oyun oynarım diye soracak olursanız onu da size belirtelim. Yaklaşık olarak 1,5 saatlik bir oyun süresi sunuyor sizlere. Tabii ki tekrardan belirtiyorum. Prizden çektiğiniz anda bazı fonksiyonlarını bilgisayar kısıyor. Dolayısıyla prize takılırken aldığınız performansı normal mobil modda almayı çok fazla beklemeyin. Eğer mobil modda gücü çok fazla yükseltirseniz zaten pilin ömrü kısa sürede tükeniyor. Yani yarım saat 45 dakika içerisinde pil bitiyor arkadaşlar. Son olarak bilgisayarımızın ses performansına da değinelim. Bakalım Casper Excalibur G900'ün ses performansı nasılmış? Müzik
Evet, gördüğünüz gibi ses tarafında da gayet kullanıcıları memnun edecek bir potansiyele sahip bu bilgisayar. Tekrardan dipnot olarak belirtiyorum arkadaşlar sizlere. Bu bilgisayar ya tamam çok güzel ama benim için hani 64 GB RAM fazla, işte RTX 3080 ekran kartı fazla diyorsanız Casper'ın sitesinden girip özelleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada bize gönderilen inceleme bilgisayarını almak zorunda değilsiniz. Diğer aldığınız atıyorum RTX 3060'lı bir bilgisayar alsanız da sonuçta mimari aynı mimari. Yine onda da bu fan teknolojisi mevcut. Isınma, donma, kasma vesaire hiçbir sorun yapmadan oyunlarınızı rahatlıkla oynayabilirsiniz. Eğer bu bilgisayar hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa arkadaşlar bizlerle aşağıdan yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizlere yanıt vermeye çalışacağız. Önümüzdeki günlerde farklı incelemelerde tekrardan birlikte olmak üzere. Hoşça kalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.